Önemli olan kazanmak. İyi oynayarak kazanırsanız biraz daha motivasyonu arttırıyor. Oyuncuların keyfini, iştahını arttırıyor. Akhisar maçını biraz sallandık oyun içinde ama kazanmasını bildik. Altınordu maçı mükemmele yakın oynadık. Oyuncularımı kutluyorum. Zaten onlara da söylüyorum burada söylediğim her şeyi. Böyle devam edersek önümüzde 4 maçımız var. İlk ayağı liderle oynuyoruz biliyorsunuz. Uzun süredir lider, iyi takım, iyi oyuncuları var. Başlarında da iyi bir hocaları var. Biz şimdi ona çalışıyoruz. O maçı planlıyoruz, hedefliyoruz. Kazanırsak ondan sonraki maçlarla ilgili planlamaya başladık. Biliyorsunuz 7 günde 3 maç oynuyoruz. En yoğun yaşayan biziz. Haftalık programda bunu. İnşallah bunun son ayağı olan Giresun'da yenip ondan sonraki maçlara bakacağız. Deniz. Kazanmamız lazım. Şu anda biz ikili avarajda önde olduğumuz için eğer bütün maçlarımızı kazanırsak Süper Lig'e çıkmış oluyoruz. Biz evet. O yönde çalışıyoruz. Herkesin de bu yönde bize destek vermesi lazım. Gönülden destek vermesi lazım. Bu takımın artık buralarda kalmaması lazım. O nedenle oyuncularımız da bilincinde. Takımdaşlık duyguları çok gelişti. İşi daha iyi benimsiyorlar, istiyorlar. Çok coşkulular. İnşallah mutlu sona ulaşacağız. Şu anda her maç final. 4 tane maçımız var. Tabii ki rehavet denilen şey nedir? O ortada yok. Çünkü kazandıkça bakacaksınız. Böyle yaptık, doğru yaptığımızı da görüyorsunuz. Buralara geldik. Şimdi bundan sonraki 4 maçta aynı şekilde bakacağız. Şimdi zor bir maç. Gönül bağını kurdu takım şehirle diye düşünüyorum ben. Bakıyorum her yerde insanlar mutlu. Takım da mutlu. Bu pozitif enerji yansıyor, sahaya da yansıyor. Her yere yansıyor. O nedenle bu birlikteliği sürdürebilirsek, gönül bağını, o zaman biz bu maçları teker teker kazanıp lige çıkarız. Takımı tebrik etmek istiyorum. Bu zorlu iki maç İzmir'de bizim için kolay değildi. Hem 3 günde bir oynamak her zaman kolay değil. Ama bizim takımda yeterli oyuncu var. Bu seviyede, iyi seviyede oynamak için. Ama Altınordu maçı bizim için çok çok önemliydi. Önemli bir basamak. Çünkü her maçı yenmek için çıkıyoruz. Altınordu'yu da tebrik etmem lazım yani. O kadar genç çocuklar var ve iyi futbol oynuyorlar. Ama biz gittik, yenmek istedik ve büyük bir maçı yendik. Ya benim ilk günde geldiğim günden beri her zaman daha iyi yapabilirim diye demiştim ben de. Hani elimden geleni yapmaya uğraşıyorum. Hedefler belli. Ben her gün çalışıyorum sık sık. Tabii hocanın sistemi farklı. Ben de ileride daha çok bulunuyorum. İnşallah ara sıra da daha çok şut ve goller atarım. Bu benim özelliğim. Ama dediğim gibi en önemlisi takım. Takımın ruhunu, takımın birleşiği, o benim için daha çok önemli. Çünkü sonuçta takım yeniyor. Yani bireysel yenemezsin. Bence bu iyi virajı iyi aldık. Hocaya da tebrik etmek lazım. Kolay günde gelmedi. Ama dediğim gibi şimdi yine buradayız. Tabii biz maçtan maça bakıyoruz. Çok iyi performanslar yaptık. İyi galibiyetler aldık. Şimdi Giresun maçı güzel bir maç olacağını çok inanıyorum. Bizim statta. Elimizden gene nasıl yaptıysak bu maça da her şeyimizi koyarak inşallah 3 puan alırız.